Marmara'nın içerisindeki o büyük deprem yaratmasını beklediğimiz iki fay hattı, bunlarda henüz deprem olmasa da bir gerilim enerji birikimi, bir stres birikimi olduğunu biliyoruz. o Evet, Peki. o konuda çalışmalar var. Yani özellikle GPS çalışmalarından, insar çalışmalarından, işte stres transferi hesaplarından, tarihi depremlerden, fayın davranışından, özellikten vesaire bütün bunlardan o fayın takın yani kilitli olduğu stresi biriktirdiği ve muhakkak günün birinde o stresi açığa çıkartacakları deprem yolunda bekliyoruz deprem olmasa bile şu anki haliyle oradaki enerjinin deprem olmadan kenardaki cevarındaki diğer küçük fay hatlarını tetikleyip deprem yapabilmiş olma ihtimali var mı yani şöyle e, diyelim orada da küçük depremler üretirse belli ölçüde çünkü bazen bu kilitli faylarda 5 4 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Yani özellikle e, krip dediğimiz hareketlerle o yandaki, sağındaki, solundaki küçük de, e, fayları belli ölçüde yükleyebilir. Deprem o yap üretmeden. Ama şöyle evet, yükleyebilir. Eğer herhangi bir fayda yeterince stres birikmiş Ekstra bir güce ihtiyaç duyuyorsa, bahaneye yani bakıyorsa o kırıp deprem oluşturabilir. Hmm. Yani bardağı taşıran son damla olabilir. Ee, bir fay dolmuştur, deprem üretmeye hazırdır. En ufak bir stres transferi bardağı dolduran, taşıran son damla olarak onu etki edebilir. Ve bak şöyle söyleyeyim sana. Bir fay yeterince diyelim ki deprem oluşturacak şeyi oluşturdu stresi doldurdu. Ama en üst deprem yapmıyor. O sırada küçük bir stres transferi bile bardağı taşırıp onu büyük deprem üretmeye itebilir. Hatta şöyle söyleyeyim bir arabanın bir tekerine bastığın hava basıncı bile, tetiklemeye yetebilir dolmuş bir fayı. O zaman bu 4.1'lik deprem bahsettiğiniz anlamda riski arttıran bir deprem. E yani şimdi şu, böyle hani büyük bir deprem olsa çok hani bir endişe edeceğiz ama elbette ki 4.1 deprem de bir yerlere belli ölçüde stres transfer etmiş olabilir yani. Eee Sürekli size bu yıl depremlerde aynı soru soruluyor. Ben biliyorum sizin bunlara kızdığınızı ama ben sormak zorundayım çünkü orada verdiğiniz cevap ne kadar çok insan tarafından ezberlense bence o kadar önemli. Bu depremlerin öncü deprem olma ihtimali var mı? Şimdi öncü deprem <laughs> bu yani bence bilim platformunda kalmalı, bilimsel ortamda kalmalı. Çünkü çok ender bir şeyin öncü olup olmadığını onun takiben belli makul bir zamanda Büyük deprem daha büyük depremin olmasıyla öncü deprem diyebiliriz. Şimdi bakın bu e, şeyde büyük deprem oldu değil mi Maraş ilçesinde ilk deprem 7.8. Ondan önce aynı yerde benim tweetlerimde görürsünüz 2-3 sefer 4 üzerinde depremler oldu. Ne kadar zaman arayla? 3 ay, 5 ay, 2 hmm. ay. Yani o tür depremler oldu. Tweetlerimden bulabilirim. E şimdi yani kalkıp bu son 7.8'i görürsen demek ya demek ki 3 ay önce olan depremler öncüydü diyebilirsin yani. Denebilir mi bilimsel olarak? E yani diyebilirsin. Yani bilimsel olarak bunun bir limiti yok yani. Öncü depremler böyle yani teorik olarak veya diyelim jeofizikçiler sismografları inceleyerek, ederek onların davranış şeklinden, gelişinden belki bir depremi öncü olarak yapabilirler. Eğer arkasından e, asıl büyük deprem gelmişse. Peki öncü depremin, o büyük depremin olacağı fay hattının üzerinde olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor tabii. O olursa öyle o olur. O zaman yani. bu yani son olan İstanbul'daki depremin önce olabilme ihtimali yok. Çünkü zaten o fay hattı üzerinde değil. Yani ben hiç düşünmedim bile. Yani o halkın bir şeyi. Ya o halk halk onu niye öyle öncü üzerine düşüyor biliyor musun? Yani önceden bu deprem olacağını belli ediyorsa kaçıp kurtulayım diye. Yani bu yani mantıksız bir şey. Bilim öyle bir bilimsel düşünce değil yani. Öyle bir şey yok kaldı ki yani nereye kaçıp nereden kurtuluyorsun? İstanbul'da 17 milyon. Nereye kaçırıyorsun? Ne kadar zamanda kaçırıyorsun? Nasıl kaçırıyorsun? Bunlar gerçekten düşünülmeyen şeyler. Bireysel hep kendi derdimizin çabaları. Yok toplumsal olarak düşünmüyoruz. Toplumsal olarak tepki vermiyoruz. Ben kaçıp Erzurum'daki anneme giderim diye, ben hayatımı kurtarayım diyor. Ama İstanbul'da geriye 15 milyon insan mı kalır hiç umurunda değil gibi davranıyor söylemiyle davranışıyla bunlar doğru değil